nedir? Şimdi Mehmet Bey, tabii önce genel kurula niçin ben gittim? Yani kimse bana baskı yapamaz Allah'tan başka. Benim öyle bir kimliğim var. Eyüp kulübü için her şeyi tercih ederim. Eyüp kulübünün çıkarma menfaatleri için. Şimdi evet. Bugün bir Erzurumspor tarihten silindiyse yeni bir Erzurumspor adıyla yeni bir kulüp kurmaya çalışıyorlar. Trilyonlarca lira borçtan silindi. Malatya Spor öyle oldu, yeni Malatya Spor kuruldu. Bugün Kocaeli Spor sıkıntıları 80 trilyona yakın, 50 trilyondan fazla borcu varmış. Sakarya Kulübümüzün başkanı ne koyuyor? Onların da sıkıntıları var. Şimdi ben örnekleri artırabilirim. Geçen ay federasyonun İstanbul'da yaptığı toplantıda ortaya bilgisayar ortamında tablo serildi. Türkiye liglerindeki hocam 3. liglerde dahil 10 tane kulübün borcu yok. Bir tanesi Eyüp Spor. Ben bu bakımdan Eyüp Spor kulübünü 1995 yılından bugüne kadar destekleyen Eyüp Belediyesi başkanlarına ve Eyüp Belediyesi'nde çalışan bütün başkan yardımcılarına ve en son beni bu göreve rica eden İsmail Kavuncu başkanıma teşekkür ederim. Çünkü biz o noktada değiliz ama o noktaya getirecekti arkadaşlar. İşte ben kılıcı vurdum, kestim attım. Bunu yapınca... Orada da bir refah, evet, empatik şimdi, bir yaklaşım var. Şimdi şöyle bir miyim? Mehmet Bey, bakın biz 10 Haziran 2010'da olan kongrede ben tüzük tadilatı yaptım ve başkanlık sistemini getirdik. Çünkü Eyüp Kulübü'nü kurumlaştırma, yani ideal bir kulüp olması için tüzüğüyle, mevzuatıyla, işleyiş tarzıyla, yönetimin meseleye bakış açısıyla, kavgacı ortamdan sevgi ortamına, kaynaştırma ortamında ama sorunları örtbas eden değil, üzerine giden bir şeyle yasalara göre. Şeffaflıkta da. Evet, şeffaflıkta. Şimdi ben kulüp başkanı, bütün yetki bende. Yetkileri ben dağıtıyorum kulüp tüzük gereğince. Görevlendirdim arkadaşlar, sağ olsun ayakları yere basmamışlar. Sporculara transfer ediyor. Bakın rakamları tartışmıyorum. Evet. Ben yetki vermişim, o rakamlarla anlaşmışlar. Ona itiraz etmiyorum. Ama... Siz yasal sözleşmeden haricinde özel protokoller yaparsanız kulüp başkanının haberi yok. İkinci adamım genel sekreterimin haberi yok. Yönetim kurulunun hiç haberi yok. İki arkadaşım tutuyorlar, aslı aslı kestik kestik. İşte böyle keserim ben. Yönetim kurulundaki ünvanlarını ve yetkilerini aldım Mehmet Bey. Onlar yönetim kurulu üyeleri devam etti. İçinizdeki reformlardan, evet, bahsediyorsunuz. Yani şimdi başkası olsa mağlubiyetlerin reçetesini hocam hocaya gönderir. Hocanın kabahati yok ki, bizde sorun var. Yani Mustafa profesyonel Bakan, Türkiye'de şube, hiç böyle bir açıklama, böyle yani, bir hani, hocam, böyle bir ortam. Kapa, profesyonel şubedeki arkadaşlarımız sen mi söyle? Yani dünyayı önce... dünyayı onlar yaratmış gibi hareket ettiler. Ben bunu affedebilir miyim? Beni buraya sıradan gelmedim. Beni buraya getiren kardeşim, rica eden kardeşim bana güvendi. Eyüp Spor Kulübü'nü ben sevdalısıyım, ona zarar verdiktirim, affetmedim. Ve bunu yaptığım için herkes karşı bana. O kadar haksız eleştiriler oluyor, o kadar haksız çıkışlar oldu ki. Ben bu kararımda dönmedim. Kimseyi, evet, de üzmemek için genel kurula gideceğim dedim. Genel kurulda ben bu arkadaşla ihraç edeceğim. Herkes eteğindeki taşı dönsün dediniz. Evet. Çünkü bu bir örnek olmalı hocam. Yani bu spor tarihinde bizim önemlidir diğer kulüpler. Eyüp Spor tarihine girecek bu. Eyüp Kulübü'nün aleyhine icraat yapan yönetim kurulu üyelerinin başına tüzük gereğince ceza verileceğini bilmeliler. Ama bu ceza ihraç olur, ihtar olur, adli boyutlar olur. Ben onlara girmiyorum. Onu gelecek rapor genel kurul karar verir. Genel kurul affederse affeder. Cezayı onaylarsa onaylar. Belgeleri yani, sunacağım diyorsunuz. Tabii ben anlatacağım bunu. Benim, evet, görevim bu. Ben Eyüplüyüm. Biz ebedi Eyüplüleriz Mehmet, evet, Bey. Yani, evet, sıralan Eyüplüler değiliz. Dolayısıyla bakın şahsım hakaret etseler, asla kestileriz, tabanca, bıçaklasa hiç önemli. Affederim ben. Bu kadar yani o noktalar, evet, var mı Sayın Ama Başkanım? Ama bunu yani, bunu affetmem. Evet. Siz çünkü örneği var. Erzurum Spor. Geçenlerde Erzurum'a gittim. Vilayette vali yardımcısıyla konuştum. Nasıl yeni Erzurum Spor kuracağız diye kara kara düşünüyor. Trilyonlarca lira borç var. Kimse bunu ödeyemiyor. Günah değil mi yani? Evet. Bilen insanlar olmalı kulüp yönetimlerinde. Bilen insanlar. Herkes yani sevdalıdır hocam, evet, kulüp yönetimine ama kulübün menfaatlerini düşünen, bu işleri anlayan insanlar olmalı ki.
doğru kararlar da çıksın, uyarılsın. Bu itibarla genel kurula götüren benim. Kimse benden genel kurula git demedi, diyemez de. Dolayısıyla genel kurul kararını alan benim. Genel kurulda aday olur mu olmam o gün karar vereceğim Mehmet Bey. Evet. Ama ben bir abiyim. Ben hocalarımla da öyle konuşuyorum hocam. Diyorum ki bakın bir hatalarını görüyorum mesela. Anlıyorlar bir çıkış olacak veya birisinde bir şey duyuyorlar. Ben rica ediyorum arkadaşlarını anlıyorum. Bir şeyler karışıyor, gözleme yapıyorum. Rica ediyorum geliyor mesela teknik direktör. Diyorum ki bak sevgili kardeşim ben yaşça iki mislini diyor. Kulüp başkanı ve teknik direktör sıfatıyla değil de abi kardeş gibi konuşalım. Daha iyi meseleyi çözün. Sen de rahatlarsın. Ben de öğreneyim ne olduğunu. Evet. Hocam abi kardeş gibi. Evet. Yönetim kurulu üyelerine öyle, sporculara, çalışanlara öyle. Ben sevgi yürekten değil. Şeyimi değiştirdim. Taraftarlara gireceğim buradan şimdi. Evet. Mehmet Bey. Sevgi. Herkes sevgiyi der, ben yürekten seni seviyorum. İnanmıyorum bunlara. Bu politika sözü, yapmacık söz, yürekten falan değil, damardan da değil, hücreden sevmek lazım. Yani insanın en küçük canlı birimi hücredir. Eğer gerçekten seviyorsan hücrelerinde hissedeceksin bunu. Şimdi ben taraftarlarımı, Mehmet Bey oraya geçiş yapayım, burası bu kadar yeterli. Taraftarlarımla hocam. Gerçekten o çocukları seviyorum. O çocuklarımız var. Taraftarlar o çocuklarımızı kazanmak lazım. Ben onu anlatıyordum. Haziran ayının sonunda geldiğim zaman raporlar maporlar bana dedi ki eski yönetim kurulu üyeleri taraftarlar işte bize şu kadar ceza yazdı. Her sene 100 milyardan fazla maddi para federasyondan ceza geliyor. Saha kapatmalar hariç, puan silinmeler hariç, yabancı yerlerde sahalarda oynamak şeklindeki zararlar hariç hocam. Bunları duyunca bunlar kim dedim. Baktım Eyüp'teki ailelerin çocukları ama işi yok, gücü yok. Kimisi bir takım zararlı şeyler kullananlar var. Biz onlarla konuşa konuşa hocam. Şu anda ödüle layık taraftarım vardı. Gerçekten türbünde. Emin olun bana 2009 yılında bir Sarıyer maçında onların tahrikiyle bir ceza çıktı. Bir tane daha bir ceza çıktı. Ondan sonra 2010'da dahil olmak üzere taraftarlar ne bir sandalye fırlattı, ne bir şey yaptı, ne bir olay çıkarttı. Şu anda emniyet müdürüm bir de rahat. Evet. Biz suçu bir birim var, güvenlik birim ilçede. Beni de üye yaptılar. Kaymakam Bey sağ olsun. Konuşuyoruz. Eyüp Spor'un taraftarlarla yaptığı bu çalışmalar Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in kriterlerine girdi belge olarak. Büyük bir değişim. Suçu önceden önleme. Neden? Sevgini vereceksin. Öyle yürekten yürekten değil. İçlerine gireceksin. Tamam. Onları hissedeceksin. Ciğerlerine çekeceksin. Onların bütün hoşlansan da hoşlanmasan da duygular. O zaman çözüyorsun Mehmet Bey. Zaten ben taraftarlarımla gurur duyuyorum. Gerçekten Eyüp Spor'un taraftarları çocuklar. Sevgili Mete Ertem. Bir aile çerçevesi içerisinde şu ana kadar yayınladığımız müsabakanın hiçbirine bir taşkınlık görmedim. Tabii bunda yönetimin tutumu çok önemli. Evet değerli izleyiciler, hemen Türkiye 3. Ligi, Spor Toto 3. Lig'den Üsküdar Anadolu Kırklareli Spor maçına gidiyoruz. Volkan Can'ın kurmayları bakalım neler yapmış. Ekranları başındaki futbol severler merakla beklenen bu müsabakaya gidiyoruz. Ardından da Paşa Vizyon ve Paşa Gol'ün usta kalemi Cemil Sağlam'ı stüdyoya bekliyoruz efendim. Ne düşünüyoruz? Anlatın. Kırmızı bir yerde yalnız bırakmayacağız. Seninle doğmuşum. Sensiz ölemem. Dünyayı versen. Yine vazgeçmem. Seninle doğmuşum. Sensiz ölemem. Dünyayı versen. Yine vazgeçmem. İkinci rica edilen bir şey var. Statlarda küpürüyor. Değil mi? Evet. Küpüre karşıyız. 34 maçta mağlup olmuyoruz. 34 maç mağlup olmuyoruz. Evet. Bu maçı da alacağız. İnşallah bu maçı da alacağız. Kırklareli Spor'u
Geçen sene de yalnız bırakmadık. Bu sene de yalnız bırakmayacağız. Bu takım bu sene Trakya'nın kardeşliğiyle Trakya'yı arkasına alarak, Kırklareli'yi arkasına alarak ikinci lige çıkacak. Daha mağlup çıkacağını cani gönülle inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Madrid'de. Başkanım, misafiriniz var Türkler elinden. Sayın Başkan öncelikle hoş geldin diyorum onlara. Şu anda lider, ikinciler. İyi bir takımlar olduğunu tahmin ediyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Yani sportmenlik içinde geçmesini diliyorum. Başarılar arkadaşlarımıza. Bu yılda başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki başkanım, misafir takımsınız. Duyduğunuzu alabilir miyim? Öncelikle her iki takıma başarılar dilemek istiyorum. Misafir takımız ama İstanbul bir özel bir memleket değil. Kırklareli her tarafta olduğu gibi burada da görürsünüz. Kütle seyircimiz var. İnşallah en iyi sonucu buradan alıp kütlemize geri dönüp inşallah bu hafta beklediğimiz liderlik koltuğuna oturacağız. Anadolu Üsküdar Başkanı'na da başarılar dilemek istiyorum. İnşallah centilmence bir maç geçer. Dostluk kazansın. Güzel bir hava dediğiniz gibi. İnşallah güzel de bir müsabaka olur. Burada da dikkatimi çeken bir olay. Maşallah buralarda da altyapıya yani futbolun işte birinci amatöründen tutun üçüncü liginden yeşeren filizleri takip ediyorsunuz. Bu da beni mutlu ediyor. Sizi tebrik ederim. I'm gonna go.